Masada öyle güzel Yanımızda şeyler var. Yanımızda Tıbbi Aromatik Üreticiler Birliği Başkanı Muzaffer Koşan var. Hoş Muzaffer geldiniz. Hocam hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Bulduk. Güzel Daha bir oldum. enerjiyle geldiniz. Sağ çok iyiyim. Burada sizlerle bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Vadi Kaz Dağları'ndan dün gece yola çıktım. Koşan Vadi Kaz Dağları'ndan arazilerdeydim. Bugün buraya sizlerle beraber seyircilerimize... Bitkilerle Hayırlı, ilgili tıbbi, bitkilerle, ha, tıbbi bitkilerle, bitkilerle ilgili faydalı bilgiler, faydalı bilgiler vereceğiz Bitkilerirken bilgiler vereceğiz, bunları getirdiniz o cebinizde onu siz mi koydunuz hocam? Evet bunu ben koydum Mavilerle çünkü, nasıl güzel it, oldu? It, it, itır çünkü bu itır. çok faydalı Bu itır Tunus'ta, Fas'ta, Cezayir'de çay olarak kullanılıyor ee, Hafif gül kokusu vardır bu rahatlatıyor. Şu andaki ortamı çok rahatlattı. Biz bu Parkın duyduğumuz koku o, de onun nasıl? <laughs> kokusu bu? Yani evet. evet. böyle kokusu mu bu? Kocanın kokusu bir de enerji yükseltmek için şurada mandalina. Evet elimizde şey sürdü. Dedi ki sizin enerjiniz biraz düşmüş malum. Evet evet şu anda e, Bugün düştüm. tümörleri konuştuk. O yüzden biraz böyle düşmüştük üzülmüştük. Evet gün e, Biz de, de Muzaffer yok, Bey böyle elimize bir şey sıktı. Düşmemek elde değil. Sıktı. Ay nasıl bir koku Me? Ha, gerçekten bu nedir, bu doğayla nedir? buluştuk şu bu an. Bu nedir? Evet. Nedir bu? Hocam bu nedir? Evet, enerji istersin diye koydunuz. Narinciye, bir. Biliyor Tabii ben böyle saçıma taç var Portakal yağları ve e, aynı zamanda tarçın az. Bunların karışımıyla yaptığımız zaman kendiniz böyle bir enerjiniz yükseliyor böyle portakal mandalina bahçelerindeymişsiniz gibi müthiş. sahildeymiş gibi deniz kenarında gibi bir havaya büründünüz iki duvar arasında şu niye ben size nerelisiniz diye sordum biliyor musunuz Muzaffer Bey böyle içeriye girişinizle birlikte sevgili Ata Demirer'in o Bolcaada'da çektiği çektiği <laughs> filmler geldi aklıma yani enerjisi çok tatlı değil mi ya yani hemen dedim ki Çünkü aslen masama, böyle tatlı sevimli bir evet. ya, kokuyor Ve, duy bilmiyorsunuz sevgili izleyiciler. Balık gerçekten deyince evet. evet. İnanılmaz bir koku var. Yalnız ben bu o her neyse bizim sürdüğümüz hı hı. E, yayın bittikten sonra Verir ve misin? bugün evet. gene evet. ben evet. bunu araştıracağım. Evet. Merak etmeyin paylaşacağım. Ne olduğunu öğreneceğim. Ama kokusunu buradan alamıyorlar ya keşke böyle bir şey de olsa kokusunu da size gönderebilsek buradan. İnşallah. Peki her birine değinecek olursak siz bu e, Tıbbi Aromatik Üreticiler Birliği Başkanısınız. Şimdi evet. bu tıbbi aromatik deyince son dönemde de çok yaygın bu doğal beslenme işte evet. bitkilerden şifalar falan çok konuşuluyor. E, siz evet. hazır e, böyle bir kurumun başkanısınız. E, nerelere kuruluyor bunlar neler üretiliyor e, sizden deneyelim. Tamam. Önce e, seyircilerimiz tıbbi aromatik deyince ne demek diye soruyorlar. Önce onların açılımlarını yapayım <laughs> ben. Evet. Bir aroma terapi vardır, bir fitoterapi vardır, bir evet. de api terapi vardır. Evet. Api terapi de derken, Apiterapi arılarla tedavi. Arılar ve bitkileri bir yana koyduğumuz zaman ikisi birbirinden ayrılmaz. <laughs> Arı bitkisiz olmaz, bitkiler arısız olmaz. Aynen öyle. Yani karı koca ilişkisi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ve onlar biliyor musun? Evet, ikisi buradan olmazsa... alıyorlar işte. Şuradan alıyorlar bak. Evet, bütün... bal üretmek için gerekli her şu türlü bitkilerden alıyorlar buradan işte. alıyorlar. Peki. Şu biber ya, bu görüyorsunuz mor olan aynı sefa, şu ada çayı, siderida, bu melisa, limon bunlara konarak arılar buradan. Yapmış oldukları ne bal bir da, bir da bir de oluyor. Demişim, bu oluyor. Buyurun bakın ne? bal da buradan oluyor. Bu ikili sadece, kaz sadece bal Hı. üretmek için değiller. Yani doğadaki bir denge var. Onu, onu da Ne kadar sabırsızım. Az sabretirseniz bir kez bir silah Arama terapi demek yağlarla terapi. Ha, ha, ha. yağlar lan terapi. Şu önümüzdeki görmüş olduğunuz yağlar, lavanta yağı, biberya yağı. Bir örnek vereyim. Biberya hafızayı güçlendiriyor. Şu da biberyadır görüyorsunuz. Onun yağı var. Migren ağrıları ve şey ağrılarına bunu sürdüğünüz zaman evet. hafifletiyor. Yardımcı tıp şuralara. Biberiye. Öyle. Tabii biberiye. Çok önemli. Biberi yağı görüyorsunuz. Olmazsa olmaz. Bu biberi yağı gerçekten şu hele hele kış gününde bu biberi mutfaklarda olması lazım. Balkonlarda bile yetiştiriyor. Çalımsı bir bitki. Çalımsı. Çalı. Ha, çalı bitkisi. Hı hı. Pembe açan bir bitki görüyorsunuz. Güzel yağlar. Evet. Bu yağlarla o kadar aroma terapi burada anlatsak sayfalarca bitmez. Ben Tabii. Özet geçtim. Ee, lavanta yağı biliyorsunuz sakinleştirici özelliği olan yağlar. Ondan sonra sedir yağı var, e, biberiye yağı var. Sedir yağı biliyorsunuz e, antiviraldir. E, aynı Her lavantanın eşlerinde var. olduğu gibi görüyorsunuz şu lavanta. Şu da kekik da görüyorsunuz. Kekik, hele şu, şu anda kış gününe girdik. Kış aylarına. Görüyor musunuz şu kekin güzelliğini? Güzel, güzel. Taze kekik. Şöyle taze kekik. Bak elinizde sürüyor. Bunlar aslında antiviral. Antiviral kokuyor. Bak antiviral bu. Nasıl Bakın güzel görüyorsunuz. Bunlar bizi seyreden hanımefendilerin, beyefendilerin mutfağında olmazsa olmaz. Hocam siz da, e, Kaz Dağları'ndan gelmişsiniz. Biz nereden bulacağız böyle taze demek? Hayır mi? hayır. Çok kolay. Iyi. Yetiş, yetiştir, Yetiştirin diyorsun. diyorum mutfakta, mutfakların balkonlarında. Balkonda bile oluyor. Balkonlarına, balkonlarda evlerde <laughs> süs bitkileri yerine bir çanakta bunu yetiştirin. <laughs> çok güzel aslında doğru ev kekiği. E, ev kekiği Bahçede oyun. var sana söylemedim üzülme evet. diye. Elimizi Aa. böyle değdiriyoruz, geliyoruz e, rahat rahatlıyoruz. Evde biliyor, yetiştirin. Sabahleyin var. mesela öksürük mü oldunuz? Evet. Grip mi oldunuz? Onunla hemen beraber bal sanıyorum. koyun. İnanın buna hemen boğaz ağrınız geçecek. Çünkü Almanya'da hani Almanlar şunu derler Türkiye'de şunu derler Atatürk'ün bu Almanların Türkiye'de şunu derler Güneş giren yere doktor girmez Onlar da kekik giren yere doktor girmez derler Bunu Türkiye'miz bilmesi lazım Sivri kekik Kekik çeşitleri var O kadar çok kekik çeşitleri var ki Bilmiyoruz Bunları burada anlatmak için bugün buradayız Peki bu kekik konusu açılmışken bu pandeminin ilk zamanlarına yani koronavirüs ilk çıktığında bir kekik yağı e, durumu çıkmıştı kekik, kekik yağı. Işte, bu bu bu, bu, e, bu tip hastalıklarda grip enfeksiyonlarına, gripaller, gribal enfeksiyonlarda gerçekten etkili mi, faydalı mı yağ ya da hani çayı olarak siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çayı çok faydalı. Hı hı. Yağı da faydalı. Yağı, yağı nerede yağı, nasıl kullanılır? Bu koku olarak alıyorsunuz veya e, e, bu var hı hı. yağlarını bu koyuyorsunuz salonlarda onun kokusu da yağlıyor o e, havayı içindeki mikropları öldürüyor. O, bulunduğumuz, bu, ortamı, bulunduğumuz ortamı, bunu e, bu e, bunlar uçucu yağlar ve bu uçucu, uçucu kekik evet. yağını da evde kaynamış evet, bir aynen. Mumun üstündeki bir şeyde yapsak bunu odamızdaki evet. e, şey havayı mı temizliyor? Havayı temizliyor. Mikropları. Aynı lavanta yağı gibi şu lavanta yağında evet. aynen öyle. Şu saplarıyla bile evde kaynatın evet. bir tane sobanın üzerine koyun şu lavantaların çiçeklerini. Bizim arka bahçe bunlar. Evet. bunları kaynatın getirin evde buharını. Bütün mikroplar ölüyor. Bunu garanti hani bu ediyorum. bu Böyle Ölçü elde yok. gezdiriliyor falan. Evet evet. Ben Aynen yapıyorum, paylaşıyorum. Sen bunları hiç evet. görmedin mi? Ben çok meraklıyım onca, çok heyecanlıyım. Ben nerede evet. yaşıyorum burada?